Merhaba arkadaşlar bir başka videoda tekrar karşınızdayım. Şimdi öncelikle size arkan türevinden bahsetmek istiyorum. Ark sinüs x'in türevi olsun mesela. Şimdi bu konu da yine müfredattan kalkan konulardan biri olabilir. Ben bu konuyu şunun için önem veriyorum. İntegralde bunun türevini içeriye koyup sizin bunu tanımınızı isteyebilirler. Nasıl olur? Mesela integral içine şunun türevini ve başka bir şey daha koyarlar. Siz bunu direkt tanırsanız direkt yanına yazarsınız bu olduğunu. Çünkü hani neyin türevi diye bakıyorduk ki integralde. Orada çok büyük işinize yarayabilir. Ha, türevdeki kısmı ne olabilir? İşte en kolay mantığıyla sinüsünü alırsınız. Düz fonksiyon, ters fonksiyon birbirini götürür. X kalır. Zaten büyük oranda halledersiniz. Bir tek sinüs kalmış olur. Hani onun için çok bir zorluğu yok. Ark x'e y deseniz. Ha bak türevini bilmiyorsanız çıkarabilirsiniz. Bu basit. Hani direkt soruda bile bunu uygulayabilirsiniz. Arksinüs x'e y deyin ya da soruda verdiği ifadeye y deyin. Sinüsünü alın. İki tarafında sinüsünü alırsanız ne olacak? Sinüs ark sin x y şu hale gelecek mi? Gelecek. Peki sinüsle de sinüs ne olur? Birbirini götürür. Çünkü bunlar ters fonksiyonlardır. Ters fonksiyonlar birbirini götürecek. X kalacak burada bir tek. Mesela x bölü 8 de 8x de bir ters fonksiyondur x bölü 8'in yerine 8x yazarsınız ne olur? Götürür. Ya da tam tersini koyarsınız ne olur? Bir tek x kalır. Hani ters fonksiyonlarda o birim elemanımız kalacak burada. Sinüs y olacak. Şimdi burada iki, iki tane ifademiz var. x'e göre türev alıyoruz. x'e göre türev aldığımızda bir kos y y'nin türevi. Şimdi bunu da bileşke fonksiyonunun türevinde size anlatmayı düşünüyorum. Hani içerisi y olduğu zaman bir başka fonksiyon olduğu zaman bunun da ayrıyeten türevini bu şekilde alıyoruz. Şimdi y'nin türevi nedir? Yani arksinüs x'in türevi 1 bölü kosya. Şimdi kosya'yı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama bir bir başka şey var. Ne var? Sin y var. Sin y'nin x olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan kolay bir geçiş yapabiliriz. Şimdi sin y cos y. En kolay bağlantıyı nerede kurarım diyorum. Üçgende kurarım diyorum. Mesela buraya x Dik üçgen olarak tanımlayayım. Pardon buraya y diyeyim. Dik üçgen olsun. Sin y'si ne olur? x bölü 1 olur mu? O zaman bu kenara 1 eksi x kare kalmaz mı? Kosinüs de kullanacağım kenara. İşte kosinüs y'si de ne olmuş olur bunun? 1 eksi x kare olmuş olur. E yazalım o zaman. 1 eksi x kare. Bu şekilde söyleyebiliyoruz türevini. Arc x'in türevini şu şekilde söyleyebiliyoruz. Arc kosinüs olsun, arc tanjant olsun hepsinin türevini bu şekilde ve buna benzer akıl yürütmelerle halledebilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum bu konu hakkında. Şimdi size anlatacağım bir yer bir kavram var. Hazır yeri gelmişken diferansiyel kavramından da bahsedeyim. Çünkü zincir kuralında kullanacağım bunu. Diferansiyel nedir? Mesela dx olarak, dy olarak ya da dfx olarak farklı tarzlarda görebilirsiniz bunları. Şimdi diferansiyel grafikte bir göstereyim size ne olduğunu daha iyi anlayın. Mesela şöyle fx grafiği çizmiştim size. f türev x eşit demiştim. Limit giderken, h sıfıra giderken h'lısını yapayım yine. Hani x x artı h. işte gittiği yerlerine demiştik fx artı h fx demiştik bu şekilde göstermiştik. Bu haşı sıfıra yaklaştırdıkça şu noktasındaki teğetin eğimini buluruz demiştik. Değil mi? Demiştik de demiştik yani. fx bu şekilde gösterebiliyorduk değil mi? Şimdi şurada gösterdiğimiz f türev x. Bakın şu gösterdiğimiz f türev x Newton'a ait. Şimdi bu yazarken daha çok işimize geliyor. Ama neye göre türevi olduğunu aslında tam olarak söylemiyor size. Yani mesela de f türev x yazdığınız zaman belki e sayısına göre türev alacak. Yani sabit bir sayıya göre de alabilir. Hani x'e göre alabilir, y'ye göre alabilir, z'ye göre alabilir. Hani ne olduğunu bilmiyoruz. Hani f türev x dediğimiz zaman x'e göre türevdir kesin bir şekilde söyleyemez. Bu Newton'un gösterim olduğunu söylemiştim size. Leibniz, Alman matematikçi Leibniz, d'lerle Leib 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 le, Leib göstermiş. Ona nasıl var? demiş ki, en hayal ettiğim en ufak uzaklığım benim dx olsun demiş. Tabi bu kadar büyük değil. Burada size göstermek için çiziyorum. Burası dx olsun demiş. Hayal edebileceğim en küçük yatay uzaklık. Hayal edebileceğim en küçük yatay uzaklık için gidilen değer de yine o da en küçük olacak. dy olsun demiş. Ve buradan biz türevi dy bölü dx olduğunu görüyor muyuz? Yine yerine fx yazarsınız. Yine aynı şeye varırsınız. dfx bölü dx diye yazabilirsiniz. Buradan yani şu ifadeden anlamamız gereken nedir biliyor musunuz? Y fonksiyonun x'e göre türevidir. Hani bak şurada anlayamazsınız. X'e göre mi türev alınmış, y'ye göre mi türev alınmış. Hani çok kullandığımız için artık x'e göre olduğu anlamı sezilebilir ama hani anlayamazsınız burada neye göre türev olduğu. Ama şuradan anlarsınız. Eğer ben z'ye göre türev alsaydım buraya z yazardım. Ama şunda onu gösterme şansınız yok. Burayı anlayabildiniz mi? Gerçekten önemli bir kısım bura. Şurada gösterdiğim şekliyle bu kadar büyük de değil. Dx dediğiniz sizin görebileceğiniz şu en ufak nokta kadar. Bak buraya çizdiğimden bile ufak. Hani hayal edebileceğiniz, görebileceğiniz, hissedebileceğiniz en ufak yatay uzaklık dx. Belki o kadar büyütünce iki nokta kalacak o iki nokta arasındaki uzaklık olur. Ki o iki nokta arasında da bir sürü nokta kalacak onlar arasındaki uzaklık olur. Biz buna dx diyoruz. Burayı anlamanız önemli. Tamam mıdır? Türevin niye dy bölü dx olduğunu anlayabildiniz mi? Umarım anlamışsınızdır. Evet. Şimdi size bileşke fonksiyonun türevini anlatayım inşallah. F bileşke g x'in türevi. Şimdi bunu nasıl anlatayım size? Ya tabii yine bir sürü farklı şekilde anlatılabilecek bir şey. Şöyle diyeyim x artı h eksi fg x böyle h bizim ne olur? Türevimiz mi olur? Şimdi bunu yazdık. Yazmasına da e yine hiçbir şey göremiyoruz. h'ı sıfıra yine götürüyorum. Sıfır bölü sıfır belirsizliği çıkacak her zaman olduğu gibi. Çünkü o anlık değeri buluyorum. E yine kolaylaştırılacak bir şey yapmam lazım. Şimdi nasıl yapacağım? Bir şeyler toplayıp çıkarsam bir paranteze falan alma durumum var mı? Ona bakayım. Parantez alamam. Bileşke fonksiyon, bileşke fonksiyonu nasıl parantez alınırım ki? Zaten içindekini direkt f fonksiyonun yerine yazıyorsun. Hani burada parantez almak pek mümkün gibi gözükmüyor. Onun yerine, hani toplama çıkartmayı yapamıyorum, bari mantıklı bir şeyler getirebilecekse bana çarpma bölmeyi yapayım. Onu düşünüyorum. ile çarpıp bölersek bu ifadeyi en kolay, en görünmesi mümkün hale getirebiliriz? Şu an gördüğüm kadarıyla gx artı h eksi gx ile çarpıp bölmeyi düşünüyorum. Çünkü şunun da türevini alabileceğim. Şu h de boşa gitmeyecek. Şurada gx artı h eksi gx ile türev alabileceğim. Hani ikisini de kurtarabilecek işlevsel bir şey. Şu şekilde yapıyorum. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Şurası nedir? Artık iyice anladığınızı düşünüyorum. g türev x. Peki diğer taraf nedir? Yani şura ve şura. Şimdi işte burada g'ye bağlı yazılmış. Hani daha yeni size söylemiştim ya dy/dx diye. Orada x'e göre türev almıştım. İşte burada da g'ye göre türev aldım bir nevi. Anladınız mı? Yani burada da şu şekilde yazabilirsiniz. f türev g x. Hiçbir şey değişmez. Bu şekilde yazabilirsiniz. Sonra içeridekinin türevini alırsınız. Hepimiz buna eşit olmuş olur. Burayı bir sindirmeye çalışın siz. Sindirebildiyseniz devam edeyim. Şimdi şurası alt taraf sıfıra gidiyordu. Şurada içi de sıfıra gidiyordu. Ve g'ye göre gidiyorlardı. Bu yüzden f türev gx yazabildim. Ama hadi dediyseniz ben bunu anlamakta zorlanıyorum şey de yapabiliriz. Farklı bir şekilde de düşünebiliriz. Nasıl düşünelim? Mesela şu alttakine K desek. Şimdi şunu gördünüz zaten değil mi? Onu bir aradan çıkartın. Bizim işimiz diğer tarafla. Hani anlamakta zorlanırsanız diğer tarafı anlamakta zorlanacaksınız. G türev Şimdi diğerine geçiyorum. Şu kısım. Şimdi kısımda da ee, kısa bir değişken değiştirme uygulayayım. Şimdi görmeyi kolaylaştırmak açısından değişken değiştirme uygulanıyor. Siz zaten aklınızda bunu görebiliyorsanız değişken değiştirmenize gerek yok. Aklınızdan kolayca halledebiliyorsanız gerek yok. Bunu integralde eğer anlatırsam bolca vurgulayacağım. Gerek yok. Şu içeriye k yazayım. Şurayı k olarak düşünün. Tamam mıdır? Fark etmeyecek zaten herhangi bir sayı olarak düşünün. Şimdi burayı k olarak düşündüğünüz. H nereye gidiyor? Sıfıra mı gidiyor? H sıfıra gidince k nereye gidecek? Sıfıra mı gidecek? Şimdi k da sıfıra gidiyor değil mi? Evet Şimdi şurada gx artı h mı var? Gx artı h nedir? Şu eksi gx'i karşıya atarım K artı gx mi? Şu hale geldi mi? Bölü k H sıfıra gittiği için k da sıfıra gidiyordu. E k sıfıra gittiği zaman buradan ne olduğunu hissettiniz? Zaten şu ifadeye baktığınız zaman azıcık fazlasından o f g X çıkartmışsın. Yani dikey uzaklık yani dz olarak düşünebilirsin mesela. Şu fonksiyonun tamamını z olarak düşünürsen dz olarak düşünebilirsin. Böyle en ufak yatay uzaklık yani k. Hani burada da şunun türevi olacak. Onun türevi de nedir? f türev g x'tir. Anlamış olmanızı umuyorum. Şimdi bunu anlattım. Bileşkiyi anlattım. Bu bileşkiyi size farklı bir yöntemle de anlatabilirim. Mesela şu şekilde de anlatabilirim. Aynı zamanda zincir kuralına da giriş yapmış olayım bu yöntemi anlatarak size. Bunun türevini istiyordum ya. Yani benim sizden istediğim f bileşke g bölü dx mi? Yani burada şu yazdığımda sizden istediğim f bileşke g'nin x'e göre türevi. Bunu sizden istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Mesela önce df'yi dg'ye göre türevine bakarız. Sonra dg'nin dx'e göre türevine bakarız. Hani bunu yapsak da çok bir şey fark etmeyecek. Birazdan devam edelim. Evet, nerede kalmıştık? He. Şurada f bileşke g'nin x'e göre türevini alırken f'in g'ye göre türevini alıyoruz önce. Ondan sonra g'nin x'e göre türevini alıyoruz. Zaten bu g sizin hayal edebileceğiniz en ufak uzaklıkta ya birbirini zaten götürecek. Aynıları zaten. Burada df dx bulacaksınız. Yani şu bileşke fonksiyonu bölü dx bulacaksınız. Hani bunu farklı fonksiyonlar için mesela uzatabilirsiniz. Direkt bu şekilde size uzatabilirim. Bunun türevi nedir diyebilirim. Bunun türevi nedir? O da şu şekilde yazabilirsiniz. G'ye göre, G'nin T'ye göre, T'nin de x'e göre türevini alabilirsiniz. Bu şekilde halledebilirsiniz. Şimdi başka şeye bakayım var mı anlamadığımız bir şey? Hmm. Bu kadar. Aynen. Ha bir de şu da olabilir. Mesela y'yi t'ye bağlı verir size. 3t kare gibi. X'i de yine t'ye bağlı verir. İşte e üssü t bilmem ne gibi. Şimdi bunlardan x, y arası bağlantıyı kurmaya çalışmayın. Size büyük ihtimal y'nin x'e göre türevini soracak. Yani şunu soracak. Mesela bu durumda d, y'nin göre türevini, d, de d, t'ye göre türevine bakabilirsiniz. Hani bu da zincir ee, zincir kuralının farklı bir uygulama alanı olarak görebilirsiniz. Zaten aynı şeyleri çıkartacaktır. Hani bu dt'leri böl bölerek iki tarafı da siz işleminizi kolay bir şekilde halledebilmenizi sağlayacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eee diğer anlatacağım şey buna yetişmedi. Ters fonksiyonun türevinden de anlatmayı düşünüyordum. İnşallah onu da bir dahaki e, dersimizde anlatayım.